Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakiyin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin eşrefil halgı ve seyyidil murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle mehtelefel melevan ve teakabel asaran ve kerrarel cedidan ve istekbelel pergadan. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaihi. Minnet tahiyyete ve selam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lilmuttakine mefaza. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Ve kalen nebiyy aleyhissalatu vesselam. İttakullah inde külli hacerin ve şecerin ve meder. Sadaka rasulullah ve nataka habibullah. Fima kale ve kema kale aleyhisselam. Muhterem müminler. Zamanın verdiği izin kadar Nebe suremizin yani Amme suremizin sonundan bir mahşer tablosu, eğer sonra da izin verirse, Rabbimiz Teâlâ'mız zaman izin verirse Hadid suremizinden bir mahşer tablosu sizinle konuşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, İnne lil müttakine mefaza. Müttakiler kurtuluştadırlar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak dört sınıfın kurtuluşta olduğunu haber veriyor. Onlar nebiler, veliler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Burada müttakiler kurtuluştadır diyor Cenab-ı Hak. Yani takvası olanlar. Takvada iki özellik var. İkisi varsa takvadır. Nedir o? Şiddetli Allah sevgisi, şiddetli Allah korkusu. İkisi beraber olacak. Buna şeriat derecesinde havf-ü reca denilir. Manası şudur. Kainatta bir tek kişi cehenneme girecek deseler, o ben olurum diye korkacaksın. İsterse ibadetin arşa çıksın. Bunun adına havf deniliyor. Reca ise kainatta bir tek kişi cennete girecek deseler, Rabbimin rahmeti geniştir, belki bana da lütfeder diye ümidi kesmeyeceksin. Buna da reca deniliyor. Takva budur. Haramlardan, yasaklardan Allah'ın, Resulullah'ın, Kitabullah'ın mümine yakıştırmadığı, müminde görmek istemediği şeylerden irtibatı kesip uzak durmak, tavır koymak, neyi emrettiyse onları da canımıza minnet bilerek gücümüzün yettiği kadar yapmak takvadır. Onu da anlatırken Kur'an-ı Kerim der ki, ey iman edenler, Allah'tan ne şekilde müttaki olmak lazımsa öyle olun. Öyle uydum kalabalığa değil. Herkes kendine göre bir yol tutamaz. Programı Hazreti Allah hazırlamıştır. Değiştiremezsin. Kendin değişirsin ama Allah'ın şeriatı la tebdile li sünnetillah. Katiyen harfi değişmez. Cumhuriyeti kuranların
Biz de onları alkışlamak zorunda kaldık. Hala alkışlıyoruz. İlk yaptıkları şey ilga-i şeriattır. İlga atmak demektir. Şeriatı attık. Şeriat din karşılığıdır. E güzel de biz attık diye Allah da şeriatının harfinden vazgeçti mi? Yok. Kendi kendimize çaldık, oynadık 80 seneden beri. Bataklığa battığımızı bazılarımız anladık ama bazıları hala aynı şarkıya devam ediyor. Cenab-ı Hak kendimize dönmeyi nasip etsin. Kendimizden kastımız Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Mehmet Hoca değil. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bizi temsil eden hüviyet odur. Müttakiler kurtuluştadır. Hadaika ve anaba. Cenab-ı Hak onlara ayetlerin sadece birinci manasını söyleyeceğim. Ayetlerin manası bir tane değildir. Binlerce manası vardır. Dalga dalga açılır gider. Ucu bucağı yoktur. Tek kelimeyle Mevlana'mızın dediği gibi ağaçlar kalem, denizler mürekkep, melekler katip olsalar, kıyamete kadar yazsalar, Kur'an-ı Kerim'in yüzündeki nikabını bile kaldıramazlar. Mahşerde Hazreti Allah tüm insanlığa karşı kendi kitabını kendi tefsir edecek, müfessirler de secdeye kapanıp mahcup olacaklar diyor Hazreti Mevlana. Daha ilerisi var. Birincisi, müttakilere Cenab-ı Hak kurtuluşta olanlara ucu bucağı olmayan bağlar, bahçeler ve kevaibe etraben taze açılmış goncalar gibi huriler ve kesendihaka kevser şaraplarıyla doldurulmuş sürahiler, badeler ve onlar la yesmeûne fîhe lagven ve la kizzâba. Allah'ın ihsan ettiği cennetlerinde malayani duymazlar. Malayani cenneti âlâya giremez. Bundan evvelki sohbetlerimizde vellezînehum anillâvi mûridûn dedik. Mü'minûn suremizin hemen başında namazın arkasında emrediyor Cenab-ı Hak. Kurtuluşta olan müminler malayaniden iraz eden müminlerdir. La yesmeûne fîhe lagven. Boş şey işitmezler orada. Cenab-ı Hak boşluktan muhafaza eylesin. Kahvelerin önünde oturup neler konuşuyoruz akşama kadar. Kur'an-ı Kerim'den 5 ayetin tercümesini biliyor musun Müslüman? Bilmiyorsan ne kahvenin önünde gırgır edip duruyorsun? Aklını başına topla. Ömür bitmek üzere. Kaç dakika sonra biteceğini bilmiyorsun. Dön Kur'an-ı Kerim'e de bir şeyler öğren. Yazık oluyor sana. Sen çok kıymetlisin. Sen sana lazımsın. Allah sana her şeyi vermiş. Hatta kendisi bile demiş ben de seninleyim. Ne desin daha? Velakizzaba orada yalan da konuşulmaz. Yalan cenneti alaya giremez. Yalanla beraber cenneti alaya giremezsin. Kapıdan girerken böyle kancaların çıkar, yalan kancaları. Onları kırmadan, yakmadan içeriye giremezsin. Onun için dikkat et, buradan dikenler çıkmasın, yalanlar çıkmasın. Kendine sahip ol. Cezaen min rabbike ataan hisaba. Allahu Zülcelal'ın bir mükafatıdır bu güzellikler. Bir tarafta istediğin kadar güzellik. 1 trilyon sene ömrün olsa, peygamberlerin süratiyle gitsen tecelli bitmez. Bitmez. Rabbis semavati vel arz. Allah Celle Celalü arzın da semanın da Rabbidir. Arz ile sema sadece bu toprakla gökyüzü demek değildir. Madde ile mana demektir. Ruh ile ceset demektir. Akl ile şehvet demektir. Binlerce manası var. Hepsinin Rabbidir Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ortağı da yoktur.
Ve ma beynehumer Rahman. İkisinin arasındakinin hepsinin de Rabbidir. O Rahmandır. La yemlikune minhu hitaba. Şimdi başladı mahşer hayatı. İleride bir meydandır mahşer. Mezarla başlar, berzakla devam eder. Sonra haşirle mahşer meydanına varılır. Kısa anlatıyorum. Efendimiz buyuruyor ki 120 saf olacak. 120 bin saf olacak. Etrafını melekler kuşatacaklar. 120 bin safın, şimdi saltanata bakın, 80 bini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Ve bunların da ekserisi, her biri Beni İsrail'in peygamberleri gibi olan arslanlar var orada. Peygamberler onlara gıpta edecek. Onların detayını anlatmaya vakit yok. Ben hızlı gitmek istiyorum. Kimse konuşamaz. Diller lal. Güneş beyinleri kaynatıyor. Arşın gölgesinden başka da gölge yok. Arşın gölgesine ya buradayken bileti alırsın ya da orada güneşin bağrında yanarsın. Diller lal. Konuşma yok. Yevme yakumur ruh. O gün ruh kıyamda. Ruh Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın bir adı, akşam da söyledik. İnna enzelna suremizde ne diyor? Tenezzelül melaiketü ve ruh. Melekler inerler Kadir gecesinde, Cibril de iner arza. Yevme yakumur ruh, Cebrail Aleyhisselam dilillal kıyamda bekliyor. Çok tehlikeli bir gün var. Cenab-ı Hak oraya hepimizi insan olarak varmaya muvaffak eylesin. Amin. Efendimiz buyuruyor ki 12 bölük gelirler orada. 11'i insan değil. Ne korkunç bir elemede olduğumuzun farkında olalım değerli müminler. Hatta bağışlayın. Burada çalımından yanına varılmayanlar, dünyayı ben yarattım diyenler Firavun gibi oraya domuz olarak gelecekler diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. La yetekellemun. Kimse konuşamaz. Kur'an-ı Kerim'de 50 bin sene tabiri var. Belki 5 dakika, belki 1 dakika. Oraya uğramadan giden var mı? Var. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ وَفْتًا اِلَى الرَّحْمَانِ Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan yaratan Allah-u Zülcelal, mahşeri görmeden doğrudan Cemalullah'a kabul edecekleri arslanlar vardır. Ne zaman konuşacaklar? 50 bin sene bitecek, kimine bir dakika, kimine 1000 sene, kimine 50 bin sene, mahşer hesabıyla. Zamanı gelince, konuşmaya izin verilecek de mahşer halkı diyecek ki, birileri şefaat etsin, vesile olsun da, mahkememiz başlasın, cennetse cennet, cehennemse cehennem. Mahşer halkı Adem Aleyhisselam'dan başlayarak 124 bin, ana rivayetin 224 bin peygamberin kapısını aşındıracak. Şefaat edin de mahkememiz başlasın. Her peygamber bir mazeret sert edecek. Mazeret, benim falan özrüm var, Allah'a söz söyleyemem. Adem Aleyhisselam diyecek ki mesela, ben Rabbimin huzuruna çıkıp da söz söyleyemem. O beni cennete koydu, şu ağaca yaklaşma dedi. Cennetin bütün nimetleri sana serbest dedi. Ben gittim o ağacın meyvesinden yedim. Ben mahcubum. Halbuki o bir hikmet icabıdır. Buradan tutturarak bazıları peygamberlerin de kusurları var diyorlar. Televizyonları dinlerken dikkatli olun, eşkıya onlar. Diplomalı eşkıyalar, peygamberimizin ifadesiyle ümmetimden bir devir gelecek, ulema aç kurtların koyun sürüsüne saldırdığı gibi ümmetin dinine saldıracaklar diyor.
Burayı delil getirerek peygamberlerin de kusuru var diyorlar. Efendim, haşa, peygamberler masumdur. İman esası bu, ehl-i sünnet itikadı. En son bütün peygamberler diyecek ki mahşer halkına, siz kainatın yaratılış şifresi olan fahri kainat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gidin. İnsanlık oraya müracaat edecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arşın gölgesinde secdeye kapanacak. Evvela şefaat-ı uzma. Şefaat-ı uzma birincisi, bütün nebilere şefaat edecek. Ne diyor Ali Ulvi Hoca? Allah şefaatine nail etsin, mekanı cennet olsun. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Nebiler bile şefaat ister. Nebileri ümmetleriyle baş başa bırakır. Şefaatini eder onlara. Her nebi kendi ümmetine şahitlik eder. Bizim de amel defterlerimiz her cuma gecesi ve her pazartesi gecesi huzur Rabbul Alemine topyekun arz olur. Her sabah ve akşamda da peygamberimize arz olur. Peygamberin bizimle irtibatı kesik değil. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ila ahir. Habibim biz seni alemlere şahit gönderdik. Bize nereden şahit olacak? 1400 sene geçti. Öyle zannedenler var. O kadar değil. Her gün ümmetin yaptığı bütün amelleri biliyor. Bilmiyor zannetmeyin. Kimimiz eziyet ediyoruz Resulullah'a, kimimiz de onu memnun edecek güzel işler yapıyoruz. Cenab-ı Hak Rabbimizi ve peygamberimizi memnun edecek güzel işler yapsın. Habibim sen ümmetin arasında bulunduğun müddetçe onları azap etmem diyor. E hoca, o 1400 sene evvel çekti gitti. Öyle değil işte. Her gün evinizde misafir olabilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dediğin an anında haberi olur. Evinde bir tesbih salatü selam okusan evine teşrif eder. Osmanlı'nın bereketi nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sadece erkekler değil. Hatunların %50'den fazlası haftada bir defa delail-i hayrat hatmi yapıyorlardı. Yapıyorlardı. Şimdi o dilime çok ağır laflar geliyor. Kudurmuşlar gibi Osmanlı'ya saldıranların dediği gibi değildir bu iş. Nerede o terbiye? Sadaka taşlarını akşamdan sonra götürüp koyacaksın da, zengin götürüp koyacak, kim olduğunu bilmeyecek. Fukara da gittiği zaman ihtiyacı kadar alacak. Taşı kökünden götürürler şimdi. Kim yetiştirir öyle muazzam, muhteşem bir milleti? Şimdi harlı hırlayıp duruyorlar. Öyle muhteşem bir milleti hangi insan yetiştirebilir? Ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi geldi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen vahşi bir insanlık cemaatinden karıncaya basmayan bir melek cemaati yetiştirdi. Bunu sadece Mehmet Hoca söylemiyor ki. 50 sene evvel Amerikalılar belli standartlar tespit ettiler. Bu standartlara göre geçmişin en büyük 100 insanını say dediler, kompütüre, bilgisayara koydular. Bastılar düğmeye, çıkan ilk isim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Bir yetim. Dünyası yok, bütün kainat karşı. 1400 seneden beri şu anda yeryüzünde 8 milyar insan var diyorlar. 1 milyonu ben Müslümanım diyor. 7 milyarı bütün varlığıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşman. Bizim de içimizde ben Müslümanım diyen bir sürü Müslümanlık dairesinin dışında kafir dolu.
Güya Müslüman. Çoğunun da cenazesini kılarsınız ama Müslümanlığı görse gölgesine kurşun sıkmaya hazır, bekliyorlar. Nereden biliyorsun? Hele parlamentoda bir şeriat desinler bakalım. Desinler bakalım nasıl kıyamet kopar. Çok işimiz var. Biz mevzuya dönelim. Sonra da ümmetini isteyecek mahşerde. Ümmetim diye inleyecek. Cenab-ı Hak biz de ümmet arasına girenlerden eylesin. Hızlı gideceğim dedim. Ancak doğruyu söyleyecekler mahşerde. Konuşanlar artık orada yalan konuşma yok. Kim yalan konuşur? El-yevme nahtimu ala efvahim. Ağzına bant çekerler. Bura yalan yeri değil derler. Allah'a karşı yalan söyleyecek bir takım uyanıklar, kanunu, işte şunu bunu yanıltanlar, Allah'ı da yanıltacaklarını zannedecekler orada. Biz yapmadık diyecekler. Halbuki kameralar çekiyor bu iki omuzun üzerinde. Devamlı çekiyor. La yugadiru sagireten ve la kebira. Büyüğü de çekiyor, küçüğü de çekiyor. Gizliyi de çekiyor, aşikarayı da çekiyor. İnnallaha ya'lemu hainetel ayun. Gözlerin hain bakışlarını da çekiyor. Ve seni de sana gösterecekler. İkra kitabek diyecekler. Oku kitabını diyecekler. Allah yardımcımız olsun. Zalike yevmul hak. Detaya girmiyorum. Detay aylarca anlatılır. Bugün haktır. Böyle olmak olmamaya gayret edenler ölçüde, tartıda, hayatlarında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü var. Böyle yarım yamalak Müslümanlık yapanlara derdi ki mübarek lem yezuhu zevgane segalib. Tilkiler gibi hilekarlık etmeyin. Eğri büğrü olmayın. Dost doğru olun derdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözü. O gün haktır. Bizim azgın nefsimiz bazen sanki o gün gelmeyecekmiş gibi. Ben nice Müslüman gördüm. Hele sen bana şimdilik ver, mahşerde ne istiyorsan al git. Ya o mahşer dediğin yer, öyle senin benim bildiğim gibi bir yer değil. Haksız yere bir Müslümanın 3,5 dirhem hakkını alsan, biz daha çocukken Mızraklı İlmihal'de okuduk bunu. Çocukken okuduk. 3,5 dirhem hakkını gasp etsen, mahşerde 700 rekat cemaatle kılınmış namazını o adama verirler. Sen ne yapacaksın? Ne diyor Peygamberimiz? Eferaytum menil müflis. Ashabına dedi ki, ne diyorsunuz? Müflis kimdir? Kime iflas etti dersiniz siz? Diyorlar ki ya Resulallah, bir adam büyük bir sermaye yatırır, para kazanacak. Ama servetinin tamamı anası da gider kökünden sipsivri kalır, ona da iflas etti derler. Öyle değil diyor Peygamber Efendimiz. Ya nasıl ya Resulallah? Adam mahşerde defteri alır, başlar sağa sola koşmaya. Kitabıma bakın, ben nasıl zenginim? Sağına soluna koşarken ensesinden biri tutar, evvela şu benim hakkımı ver. Sağından biri, solundan biri, defterde ne varsa gider. Sermaye gider, verecek bir şeyi kalmayınca alacaklılara, alacaklıların günahlarını bu adamın sırtına yükselerler, doğru cehenneme. İşte ona iflas etti derler diyor Peygamberimiz. Ona göre Cenab-ı Hak cümlemize idrak, irfan, şuur nasip eylesin. O gün haktır. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. Her kim neyi istiyorsa meydan serbest. İster cehenneme git, ister cennete git. Ama Cenab-ı Hak büyük alim olmak şart değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir cümle öğren, Kur'an'dan bir cümle öğren, hepsi birbirine zincirleme bağlıdır, kopmaz. Ama onunla amel et, kulak ardı etme, arkaya atma. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Sakın o kimseler gibi olmayın ki duyduk derler ama hiç duymamışlardır. Ezan okunduğu halde ayak ayak üstünde oturan adam, namaz derdi olmayan adam duymuş mudur ezanı? Duymamıştır. Duysaydı, bir namaz, kainatı 1 trilyona katlayın, bir namazın bir rükûnü etmez. Küçücük bir menfaat için her şeyini terk eden zavallılar,
Cenab-ı Hak cümlemize iman-ı hakiki nasip etsin. Öyle ne dünya, ne ahiret, ne menfaat, ne mevki, ne makam. Akşam da söyledim. Model kim? Model Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Üsve-i Hasene. Dedim ki burada bu camide öğrendim ben. Yaşar Fersakoğlu profesör hocamızın bir konuşmasını almışlar, izledim. O anlatıyor. Bir daha anlatayım. Mahir İz Hoca. Allah garip rahmet eylesin. Ben onu Kayseri Yüksek İslam Üniversitesi'nde okurken talebe cemiyeti başkanı olmuştum. Kayseri'ye davet ettik. Öylece tanıdım. Hocaydı. Yüzlerce profesör yetiştirmiş. Bir gün talebeleriyle otururken en sevdiği talebesinin birini gel buraya demiş. O da koşmuş gelmiş, diz çökmüş. Buyur hocam. Demiş ki bak, sorduğum sorulara düşünmeden cevap verme. Peki hocam, kısa anlatıyorum. 1.000 lira versem yalan söyler misin? Hayır. 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000, şu kadar milyar. Astronomik bir rakama varınca dizinin dibindeki profesör böyle bir an duraklayıvermiş. Git yerine otur demiş hoca. Ve cemaate şunu söylemiş. Bakın herkesin bir dayanma gücü var. Bu camiye şimdi caminin bir kere hesap ettim. 300 kişilik bir camidir. Diyelim ki doldu. 300 ayrı ücret alır gideriz buradan. Niye? Herkesin kabı aynı değil. Herkesin kabı ayrı. Kabın kadar doldurabilirsin. Amelin de ecrini tayin edecek hazinende ne varsa. Hepsi sende hazine, başka yerde değil. Hiç başka yerde aramayın. Her şey insanın kendisinde, insandan büyük bir varlık yoktur. Ancak Allah vardır. İnsandan kasıt da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne kadar benziyorsak o kadar insanız. Benzemeyen yerlerimizi Allah inşallah benzemeye muvaffak eylesin. Herkes yolunu tutsun. Dedi ki herkesin bir kalitesi, dayanma gücü vardır ama bir bedeli vardır. Resulullah'ın bedeli yok. Niye? Müşriklerine dedi Ebu Talib'e, bu yeğenine söyle, zengin olmak istiyorsa servetlerimizin yarısını bölelim. Biz zenginiz, tüccar adamız. Zevki sefa istiyorsa Kureyş'in kızlarından beğendiğini kaç tane istiyorsa alsın. Baş olmak istiyorsa başımıza reis olsun. Siz ondan ne istiyorsunuz? Putlarımıza dokunmasın. Bu mesele önemli bir meseledir. Her devirde kafirlerin ilk işi bizim tanrılarımıza, putlarımıza, heykellerimize dokunmasın. Dokunmasın. Ne istiyorlarsa alsınlar. Bir firavunun saltanatı için 100.000 yeni doğan bebek kesilmiştir. Firavun saltanat sürsün diye. Bir Nemrut saltanat sürsün diye İbrahim Aleyhisselam'ın devrinde 200.000'e çıkarıyor tefsirler. 200.000 yeni doğmuş bebeği kesiyorlar. Ama gene de Cenab-ı Hak İbrahim'i Nemrut'un sarayında, Musa'yı da Firavun'un sarayında yetiştirdi. Ona da muktedirdir. Biz de o sarayda yetişenlerdeniz. Onu anlatmaya zaman yok. Ne kadar yetiştiysek. Bizim putlarımıza dokunmasın. Bütün mesele bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam putlarına dokunmadan evvel 40 yaşına kadar herkes ona Muhammedül Emin, Muhammedül Emin diyordu. Bir anda düşman ilan ettiler. Niye? Putlarına dokundu. Bas müminin kuyruğuna diyor Hazreti Mevlana. Gör Yezidlik nereden çıkar? Ben Müslümanım diyenlerin menfaatine bir dokunuver bakalım. Ne çıkar? Ne dedi Peygamberimiz? Vallahi amca dedi, sağ elime güneşi koysalar, sol elime ayı koysalar, koyamazlar ya. Arzın, semanın bütün saltanatını verseler, yine de bu yoldan dönmem. Sonra bizim gibi ömrü lüks yemeklerle lüks saraylarda geçmedi. Midesine taş bağladığı günler vardır. Ömründe bir kere doyasıya yemedi. Doyasıya içmedi, hem midesi boş kaldı. Dünyadan da ayrılırken çöp bırakmadı. Sadece o değil, arkasından gelen de Sıddık-ı Azam da bırakmadı. Borçlu öldü. Arkasından gelen de Hazreti Ömer de bırakmadı dünyalık çöp.
Biz peygamberler cemaatinin dünyalık mirasımız yoktur dedi. Bu münasebetle ama doğru anlayın, sözümü doğru anlayın lütfen. Benim sohbet arkadaşım oldunuz bu camide, sizinle sohbet arkadaş olduk. Birbirimize şahitlik edeceğiz. Eğer Allah'ın sevdiklerinin arasına girmek istiyorsan, buradan değil, cebinden de değil, elinden de değil, şu kalbinden dünyayı 3'ten 9'a boşayabileceksin. Boşayabilirsen, o yiğit işi. Öyle kolay değil. Kökü kalbin derinliklerine girmiş dünyayı çıkarabilmek için işte mektebi Kur'an, mektebi irfan okuduğunda görürsün. İnna enzernakum azaben gariba. Biz sizi çok yakın bir azapla ihtar ediyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bize göre çok uzak, daha kıyamete çok zaman var zannediyoruz. Allah'a göre yakın. Zaman birdir, hepsi bir nefestir. يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ İnsanoğlu dünyadan ne gönderdiyse önündekine bakar. Ne küçük kalmış, ne büyük kalmış. Baba evlattan, evlat babadan kaçar. Arkadaş arkadaştan, karı kocadan, koca karıdan kaçar. Kardeş kardeşten kaçar. Niye? Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğini, neler ettikse. Haydi açıkta gizledik ayıplarımızı ama gizlidekiler de meydana çıkacak. يَوْمَ تُبْلَتْ سَرَائِرْ O gün sırlar açığa çıkacak diyor Allah-u Zülcelal. Gizliler meydana çıkacak. İşin önemini anlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, ya Rabbi ben sana yalvarıyorum. Eğer ahirette ayıplarımdan birisini mahşer halkına teşhir edeceksen bana sorgu sual sormadan doğrudan cehenneme at ya Rabbi diyor. Allah'ım bizi mahcuplardan etme diye yalvarıyor. Biz de öyle diyoruz Rabbimize. Ve yegulul kafir. Şimdi sıra geldi son söze. Kafirler o gün derler ki, ya leyteni küntü turaba. Ah, keşke toprak olaydık. Ama artık o geçti. Toprak olmak şansı geçti. Niye böyle derler? Mahşerde hesaplaşma var. Boynuzsuz boynuzludan hakkını alacak. Acizler kudretlilerden hakkını alacak. Burada üstüne bakıp basıp geçebilirsin arda ama orada geçemeyeceksin. Hakkını alacaklar senden. Sonra hayvanlar toprak olacak. Ama kafirlerine diyecek, keşke biz de hayvan olaydık da toprağa karışaydık. Bu birinci manzara. Kısadan Amme suremizin ikinci sayfasını okudum. Bir de ikinci sayfa, zaman izin verirse, izin vermedi. O zaman biz de akşam devam ederiz inşallah. İkinci sahneye, Kur'an'dan bir özet tercüme yaptım sadece, daha tefsir yapmadım. Eğer tefsir etsem, benim gibi yarım yamalak bir hoca, 50 sene anlatır bu ayetleri. Rastgele değil, ayetlerle, hadislerle anlatır. Kur'an-ı Kerim ucu bucağı olmayan, bir marifet mektebidir. İçine girdiğiniz zaman aman Allah'ım ne güzellikler, ne güzellikler. Biz vaizler, azıcık Kur'an'la konuşmasını bilenler en zor işimiz ne anlatmaya başlasak acaba deriz. Şunu mu anlatsam, bunu mu anlatsam? Ucu bucağı olmayan bir çiçek bahçesine girersin de sevgiliye şu çiçeği mi götürsem, bu çiçeği mi götürsem diye şaşırırsın ya. Biz de şaşırıyoruz. Başladıktan sonra kolay. Arkası gelir. Benim kadar ilmi olan adam mahşere kadar konuşur. O büyük alimler için zaten ona nihayet yoktur. Cenab-ı Hak sevgili Habibi hürmetine Kur'an-ı Hakim'le sıkı diyaloğda olup, çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Allah'ça konuşmak isteyen Kur'an okusun. Aşırı ırkçı olan bir kardeşimiz, şimdi milletvekili de oldu. Askerlikte bana dedi ki, hoca dedi, kıskanıyorum, bitiriyorum. Niye kıskanıyorsun dedim. Neden Kur'an Türkçe değil de Arapça dedi. Dünyanın en muhteşem milleti Türk milleti değil midir? Eğer beni rahatlatmazsan dedi, mahvolacağım, çatlayacağım dedi. Dedim ki boş yere kendini mahvetme. Kur'an Arapça nazil oldu ama Kur'an Allahçadır. Hay Allah razı olsun dedi, ya beni kurtardın. Evet, Kur'an Allahçadır
ve içinde Cenab-ı Hakk'ın bütün saltanatının şifreleri ve sırları mevcuttur. Ama bu şifreler burada çözülecek, burada yaşanacak, orada yoktur. Cenab-ı Hak bu alemde Kur'an-ı Kerim'le sıkı diyaloğa girip esrarını kavrayıp insanlığını ikmal edenlerden eylesin. Rızaanillahi'l-Fatiha.